Önerge üzerinde İzmir Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkçü konuşacak. Buyurun Sayın Kürkçü. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, komisyondaki tartışma sırasında da konuştuğumuz gibi aslında ekonominin kendi gidişi içerisindeki genel düşüşün kimi hükümet müdahaleleriyle iyileştirilmesi imkanı neredeyse sıfır düzeyinde. Çünkü yatırım ortamının yükselen bir trend göstermemesi genel ortamın çöküşüyle ilgili. Türkiye yaklaşık 2 yıldır bir olağanüstü hal rejimi altında yönetiliyor. Esasen yatırımcı için tıpkı herhangi bir yurttaş için olduğu kadar kendi geleceğine güven, adil bir ticaret ve hukuk ortamı olduğuna dair şüpheler esasen yatırım ortamının aşağı doğru gidişinin başlıca nedeni. Pek çok uluslararası firmanın artık kapasite haddini aşmış bulunan yatırımları genişletme, yeni yatırımlar ile yatırımlarını sağlama alma yerine beklemeyi seçmeleri ortamın gerek siyasi gerek hukuki olarak iyileşeceğine duydukları şüpheyle yakından ilgili. Dolayısıyla yağma var gelin çağrısına cüret edebilecek olanlar genellikle yüksek katma değer yaratabilecek sofistike sanayilerin ya da yatırımların sahipleri değil, esasen selden kütük kapma merakında olan, daha çok katma değerden ziyade daha çok kar peşinde koşanlar. Oysa yatırım ortamının iyileşmesi daha yüksek katma değer getirebilecek olan kanalların açılmasıyla ilgili. Bunlar da esasen entelektüel özgürlük, siyasi özgürlük, düşünce özgürlüğü ve adil yargının bulunduğu yerler olabilir. Türkiye'de bunun olmadığını söylemeye gerek var mı? Bilmiyorum, çünkü daha dün partimizin pek çok üyesi gözaltına alındılar. Ne zaman serbest bırakılacaklarını bilmiyoruz. Esasen bugün Perşembe, yarın Cuma. Cuma günleri biliyorsunuz mübarek gündür. Herkes camiye gider. Terörle mücadelede bizim arkadaşlarımızın evine gidiyor. Cuma'yı orada eda ediyorlar. Her Cuma Türkiye'de muhaliflerin gözaltında alınıp bir sonraki Cuma serbest bırakılıp bırakılmayacaklarının görülmesi için bir hafta boyunca eziyet altında tutulmaları günüdür. Türkiye dolayısıyla böyle bir eziyet iklimi içerisinde yaşarken, bunun bilgisi bütün dünyada pay edilirken, herkes bu hakikati bilirken, şimdi adil bir ortam var Türkiye'de, yatırım için özgür bir ortam var, her şey güvence altında diyebilmeniz için bunların var olması lazım. Yok eğer şunu diyecekseniz, bir koyup 100 alıyorsun, bir koyup 100 alınmayacağını aklı başında rasyonel yatırımcılar bilirler. Böyleleri ancak vurup kaçarlar. Kendinizin vurulup sermayenin kaçmasına razıysanız anlık bir iyileşmesi için bu da sizin bileceğiniz bir şey. Ama ne var ki bütün bu kayıp esasen Türkiye halkının çalışmasından çalınanlarla ilgilidir. Türkiye'de insanlar günde neredeyse 12 saat çalışıyorlar iş bulabilenler. İş bulamayanlar bu işin peşinde, ikinci işler peşinde herkes. Ve bu kadar çok çalışılan yerde bu kadar çok yoksulluk olması ekonominin aslında bir avuç hırsız için çalışıyor olmasıyla çok yakından ilgilidir. O nedenle yatırım ortamının iyileşmesi genel ortamının, yurttaşların yaşam kalitesinin, yurttaşların hukuki muamele uğradıkları hukuki muamelenin iyileşmesine bağlıdır. Ben size çok basit bir yatırım ortamının iyileşmesi tedbiri sunayım. Bedava hiçbir şey yapmanız da gerekmiyor bunun için. Bir, olağanüstü hali kaldırın. İkincisi, Afrin seferine son verin.
Üçüncüsü cezaevine koyduklarınızın hepsini serbest bırakın siyasi sebeplerle. Selahattin Demirtaş'ı bugün serbest bırakın. Bugün Başbakan nasıl pazarlıklar yapıldığını çok iyi anlattı bazı tutsaklar için. Hiçbir pazarlık olmadan hak ettiği için Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. Yatırım ortamını. Teşekkür ederim.